Ağzı Allah'ı min Şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Rabbil Alemin. Ve salat ve selam ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ejmain. Değerli seyirciler, Safetü Tefasir okumalarında 16. bölümdeyiz. Bu bölümde Bakara suresinin 21 ve 25. ayetleri arasının tefsirine başlıyoruz. İnşallah onu çalışacağız. Evet, şöyle başlıyor. Tefsir diyor. Yekulu buyuruyor. Teala, Allahu Teala buyuruyor. Münebbihen. Bakın münebbih Türkçe'de de kullanıyoruz. Nedir münebbih? Tembih etmek. Yani dikkatini çekmek, uyarmak. Tembih ederek, dikkatini çekerek kimlerin? El-ibade. Kulların. Nereye? İla, bakın ila ile münebbihin birlikte geldiğini görelim delailil kudre kudretinin delillerine dikkat çekerek buyuruyor. Başka vel vahdaniye ve vahdaniyetin delillerine dikkat çekerek ne buyuruyor? Ya eyyühen ey insanlar u'budu kulluk edin rabbekum rabbinize. Ey yani ya maşara maşer ne? E, bu Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde geçiyor. E, topluluk demek. Evet, ey e, topluluğu beni Adem Adem oğulları topluluğu. Kuru, hatırlayın, zikredin ni'ame. Bu ne oldu? Mefulün bir oldu. Ni'amallahil Celile. Allahu Allahu Teala'nın e, nimetlerini hatırlayın aleykum üzerinizdeki. Ve abudu ve kulluk edin e, Allah'a. E, allah'a Rabbekum Rabbiniz olan Allah'a. ellezi o ki Rabbekum sizi terbiye etti. Yani sizi besledi, büyüttü, işte size helal ve haramları belirledi. Ve enşe'ekum ve sizi yarattı, var etti. Enşe aslında var etmek manasında. Ba'de sonra en lem tekunu şey'en. Siz bir şey olmadıktan sonra yani siz bir şey değilken sizi yarattı, besledi. U'buduhu ona kulluk edin bi tevhidihi tevhidiyle yani onu birleyerek ve şükrihi ve şükrüyle şükrederek ve taatihi ve itaat ederek ellezî o ki halakakum sizi yarattı vellezîne ve kimseleri min kablikum sizden öncekileri yarattı ey yani ellezî evcedekum evcede nedir ee, icat etti gibi yani sizi var etti yarattığı bir kudretihi kudretiyle minel ademi yoktan yokluktan sizi vücuda getirdi size vücut verdi. Evcede bakın vücut verdi, varlık verdi. Nereden? Yokluktan. Yoktunuz siz. Bakın Adem burada e, ki e, bunu Adem'le karıştırmayacağız. Çünkü o e, nedir? E, hemzedir. Bu ise ayındır. Buradaki Ademle Yokluk manasında. Ve halaka yarattı min kablikum. Sizden önce minel ümemi ümmetleri yarattı. Yani toplulukları da yarattı. Leallekum umulur ki siz tetekun takvalı olursunuz, sakınırsınız. Ey yani litekunu olasınız, olursunuz, olmanız için fi zümratil müttekin, müttakilerin zümresinden, topluluğundan olmanız için. El izin erenler, kazananlar, bil hidayeti kazananlar ve felah ve kurtuluşa erenler kurtuluşu kazananlar topluluğundan olursunuz. Kale dedi el beydavi dedi lemma adede saydığı vakit tek tek sıraladığı vakit teala Allahu teala firakel mükellefin e, firak ne fırkalar e, fir, mükellefin e, mükellef olanlar yani yükümlülerin fırkalarını, topluluklarını e, saydığı, saydığı zaman ekbele yöneldi aleyhim kendilerine bil hitabi. ile e, ale ala sebilil iltifat. İltifat derken bu bir belagatta e, sanattır. E, nedir yani? Üçüncü şahıstan ikinci şahsa dönmek. Yani Hüve'den Ente'ye dönmek. Onlardan size e, dönmek. E, i̇şte Rabbinize kulluk edin. Bakın Niz Rabbiniz derken size dönüyor. E, Niçin? Hezzen. Hez sarsmak için. Lissami' işiteni, dinleyeni. E, Ve e, tenşitan. Tenşit e, bu neşit Neşat ney? Aktif hale gelmek. O zaman biz buna harekete geçirmek diyebiliriz. İşiteni harekete geçirmek için üçüncü şahıstan ikinci şahsa e, geçti. Ve ihtimamen önem e, vermek için e, bir emril ibadeti yani ibadet işine, ibadet emrine önem vermek için. Ve tefhimen Tefhim nedir? Fehme, yufehimu tefhimen. Bu da yüceltmek, yüceltmek veya vurgulamak. E, li Niha buradaki ha dediğine göre bu nereye gidiyor? E, i̇badete e, gidiyor. Evet. O ibadetin e, özelliğini, şanını ne yapmak için? Yüceltmek için. Ve innema yine ancak keture çoğalttı veya kesera. Kesera çokça zikretti. En nidae. E, yani e, nidayı fil Kur'an. Kur'an'da ney? Ya eyyühe. Evet. Ya eyyühe nidası çokça geldi. E, niçin? L-istiklalihi e, tek başına gelmesi. Ne ile? Bir evcuhin. Bakın bu bi ile mana tamamlanacak. Evcuh ne? E, yönler veya anlamlar. E, anlamlarla e, bağımsız gelmesi. Biz bunu e, anlamlar, manalar, e, yönler diyebiliriz. Neyden manalar? Bakın burada hemen e, tekit. Tekitten bir takım manalarla bağımsız geldiği için ya eyyühe Kur'an'da çokça geçti. Burada bir uzun bir cümle var. Ve kullu ma nadallahu lehu ibadehu ve ve kullu hepsi ma nada nida ettiği Allahu Teala'nın nida ettiği lehu onunla ibadehu kullarına nida ettiği min haytu yönüyle. Ha, bakın buradaki ha damiri ibade gitmiyor. Nereye gidiyor? Buradaki ve kullu ma dedi ya yani seslendiği şey. Allahü Teala'nın nida ettiği şeyler. Evet bu nida ettiği şeyler yani seslenirken emir buyurduğu veya yasakladığı şeyler. Umurun odamın büyük işler olması yönüyledir. ''Min hakkıha'' ki onun hakkı yani o emirlerin hakkı nedir? ''En yütefattanu leha'' onun iyice kavranması. Buradaki ''fatana'' kavramak demek. E, ''Tefattana'' ile kavranma manasında. Tabi meçhul okuyacağız. ''En yütefattanu leha'' yani o emirler, o büyük emirlerin iyice kavranması onun hakkıdır. E, ve e, yuqbalu bi kulubihim ve kalpleriyle yönel yönelmesi e, bi kulubihim kalpleriyle aleyha ona yani kalplerle kalpleriyle ona yönelmesi de o e, büyük e, emirlerin hakkıdır. E, ancak bu ekseruhum anha e, onlardan çoğu onlardan yani o anlamlardan o manalardan Allahu Teala'nın o emirlerinden gafilun gafildirler. Bakın burası e, nedir? Mu'teziradır. Yani ara e, cümledir. Nereden itibaren? E, şuradan itibaren. E, burası bir ara cümle ki Allahü Teala'nın kullarına emrettiği şeyleri anlatıyor burada. Daha sonra e, biz nereye e, geleceğiz? Hakikun bi en yunada lehu bil akidil eblau e, hakikun hak etmektedir. Bir en yuna da seslenilmeyi. Ney? Bakın manada dedi ya ta oraya gittik. Allahu Teala'nın nida ettiği şeyler nedir? Hakikun hak, etmektedir. Bir en yuna da lehu seslenilmeyi bil -akit el ebla akit vurguyla el ebla en iyi en açık en net vurguyla seslenilmeyi hak etmektedir veya buradaki hakikuna doğrusu da diyebiliriz. Doğrusu bu nida ettiği şeyler bir en yuna de seslenilecek şeylerdir lehu kendisine bil akit yani vurguyla el eblav ve en açık en beli bir vurguyla seslenilecek şeylerdir. Sonra sonra addede taala te Allahu Teala saydı ni'amehu aleyhim onlara olan nimetlerini saydı fekale şöyle buyurdu Ellezi o ki cealelekum sizin için kıldı. El yer yeryüzünü firaşen bir döşek kıldı. Ey yani cealeha onu kıldı. Onu derken arzı yani. Kıldı. Mihaden bir beşik kıldı. Ve kararen e, bir karar yeri, bir kalma yeri e, istikrar yeri kıldı. Tesdikirrune karar kılarsınız. Bakın istikrar bulursunuz yani. Aleyha onun üzerinde. Ve tefterişuneha Buradaki tefterişune yayılırsınız manasında. Hani e, firaşe e, döşek, yatak dersek yayılma e, anlayabiliriz. Yayılırsınız. E, Neyde? Nasıl? Kel bisatil mefruş. Bisat ney? E, bisat yaygı. Yani yaygı derken mesela halı, kilim gibi. Yaygı gibi. Yaygı gibi, sergi gibi veya el mefruş mefruş ney? Serilen. Yani veya yat, yatak da diyebiliriz buna. Fakat biz serilen şeklinde daha iyi anlayabiliriz. Serilen yaygı gibi yayılırsınız. Ma'a küreviyetiha. Yani onun daire olmasına yani küreliğine rağmen dünyanın arzın küre oluşuna rağmen onun üzerinde o küreliği hissetmeden yayılırsınız. Ve illa eğer öyle olmasaydı Ma emkene kumul ayşu veya ayşu. Ma emkene mümkün olmazdı. El ayşu yaşamak veya ayşu yaşamak. Ve istikraru ve istikrar bulmak yani yerleşmek aleyha üzerinde. Kâl el beydavi beydavi dedi. Cealeha onu kıldığı müheyye'e. Müheyye'e de e, ne? E, düzgün demek. Düzgün kıldı. Biz bunu e, kökü aslında heyye'e hazır da demek. Hazır kıldı, düz kıldı. Li en yekudu üzerinde oturmaları için ve yenamu ve uyumaları için aleyha üzerinde. Kel firashi döşek gibi veya sergi gibi. El mebsud yayılmış, serilmiş, sergi gibi. Ve zalike bu la gerektirmez, e, neyi gerektirmez? kevnuha olmasını musattahten musattaha e, ne? Bu da düz yani dümdüz satıh şeklinde. E, yani küre değil de e, düz olmasını gerektirmez. Yani insanların onun üzerinde e, yaşaması illaki ki e, onun düz olmasını gerektirmiyor. Niye? enne çünkü Küreviyete şekliha, yani onun e, küreviyet olması, yani küre şeklinde olması. me azmi hacmiha, yani e, hacminin büyüklüğüyle beraber. La ye'ba, engel olmaz. El iftirâşe aleyha, yani onun üzerinde yayılmaya veya oturmaya, yaşamaya engel olmaz. Buradaki la ye'ba, engel olmaz manasına gelecek. Ee, yine devamında ne diyor? وَالْسَّمَاءَ بِنَاءً Göğü de e, bina etti e, veya bina şeklinde yaptı. Ey yani وَالْسَقْفَنْ Tavan yaptı. lil ardı e, Yeryüzüne مَرْفُوعًا yükseltilmiş فَوْقَهَا Üzerinde كَهَيْ etil الْقُبَّةِ e, Kubbe şeklinde veya kubbe gibi وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ Gökten indirdi. maen Su indirdi. Ey yani mataran yağmur indirdi. E, azben. Bu aradaki azben ney? E, tatlı veya lezzetli diyelim biz buna. Lezzetli bir su indirdi. Furaten ney? O da aynı manada pekiştirme anlatıyor aslında. Tatlı diyelim. E, şirin veya e, tatlı şirin e, bir su indirdi. Yağmur indirdi. Enzelehu bi kudretihi mine sahab onu buluttan kudretiyle indirdi. Fehrec bihi onunla çıkardı. Minat ürünlerden rızkan rızık olsun diye lekum size. Ey yani fehrec çıkardı بذلك bununla yani el matar بذلك el matar bu yağmurla enva'at simar enva çeşitlerini simar meyve demek. Meyvelerin çeşitlerini, ürünlerin çeşitlerini. Vel fevaki bu da meyve demek. Bu bildiğimiz meyve iken ethimar ise bütün ürünleri anlayacağız. Yani mesela sebzeler de bunun içerisindedir. E veya işte e, bitkilerle e, çıkan her şey. Mesela çiçekler, yapraklar o da bunun içerisindedir. Vel e, hudar, vel hudar ne? Yeşillikler. E, gıda en lekum, bu, bu dal diye de gelebilirdi. E, size e, gıda olsun diye. Fela tec'alu kılmayın lillahi Allah'a endaden eşler ve entum siz ta'lemun bile bile bildiğiniz halde. Ey yani fela tettehidu edinmeyin ma'hu ma onunla beraber e şerikler yani ortaklar edinmeyin. Minel esnami putlardan vel beşer ve beşerden e, tuşrikûnehum e, yani şirk onları şirk koşacağınız. Ma Allahi Allah'a fil ibadeti kullukta. Evet böyle ortaklar edinmeyin. Ve entum te'alemun siz bildiğiniz halde. Enneha onun ne olduğunu? La tehluku yaratmaz olduğunu. Şeyen bir şey yaratmaz olduğunu bildiğiniz halde. Ve la terzuku rızık vermez olduğunu bildiğiniz halde. Ve ennallaha ve Allah'ın ne olduğunu? Huvel haluk. Yaratıcı olduğunu, er razık, rızık veren olduğunu vahdehu tek başına ee, yani e, vahdaniyetiyle, birliğiyle dül kuvvetil metin olduğunu bildiğiniz halde yani e, sağlam kuvvet sahibi olduğunu bildiğiniz halde e, şirk koşmayın. Kale İbn Kesir İbn Kesir dedi ki Şer'a Allahu Teala başladı fi beyan vahdaniyeti uluhiyetihi yani uluhiyetinin ilahlığının birliğini açıklayarak başladı. Bi ennehu çünkü o huvel e, munim yani nimet verendir ala abidihi kullarına bi ihracihim çıkartmasıyla minel adem evet onları yokluktan çıkartmasıyla yokluktan varlığa çıkartmasıyla ve e, isbarihi ve isbağihi, yani bolca vermesiyle isba bolca vermek demek e, aleyhim onlara e, en -ni nimetleri. Vel muradu e, bissema, burada gökten murat hüna, burada es sahab buluttur. Fehu ve taala Allahu teala ellezî odur ki enzele indirmiştir el matara yağmuru min es sahabi buluttan fi vaktihi vaktinde in, e, inde ihtiyacihim ileyhi ona ihtiyaçlarının olduğu vakitte. Fe ehrece çıkartmıştır lehum onlar için bihi onunla yani o yağmurla en ve az-zuru yani ekilenlerin çeşitlerinden zuru ekinler demek. Ekinlerin çeşitlerinden ve simar ve ürünlerin çeşitlerinden rızkan lehum onlara rızık olsun diye ve en'amihim ve hayvanlarına rızık olsun diye. En'am neydi? Hayvanlar. Ve mazmunuhu bunun içeriği, kapsamı, anlamı nedir? Ennehu onun Allahu Teala'nın el-halikur razık yani yaratması ve rızık vermesi, yani yaratan ve rızık veren olması. E, Malikudder, <laughs> dünyanın sahibi ve sakiniha ve o dünyada yaşayanların sahibi ve razı e, ve e, razı kuhum ve onların rızık vericisi olmasıdır ve bir bununla yestehikku ne yapar e, müstahak olur hak eder en yu'bede vahdehu yani tek olarak yani e, kendisine kulluk edilmeyi hak eder. Ve la yushrake bihi ve başkasının kendisine ortak koşulmamasını hak eder. Evet devam edeceğiz. Tefsire burada e, kalalım inşallah. E, buluşmak dileğiyle e, Allah'a emanet ediyoruz. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekat.